Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her soru ya da bölümün karşısında puan değeri var. Önce dur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İbrahimhoca.33 Instagram adresim, yine bizi buradan da takip edebilirsiniz. Çocuklar, bir metnimiz var. Klasik oldu artık bu sorular. Bununla ilgili 5 tane soruyu yanıtlamamız isteniyor bizden. Her sorunun puan değeri de 4'tür. Mustafa Çiftlik'te. Mustafa ilkokuldayken babası Ali Rıza Efendi öldü. Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken annesi Mustafa'yı okuldan alarak kardeşinin çiftliğine götürdü. Dayısı Mustafa'ya çiftlikte bazı görevler verdi. Mustafa ve kız kardeşi kargalar yemesin diye tarladaki baklalara bekçilik yapmaya başladılar. Mustafa çiftlik işlerine alışıyordu. Fakat annesi Mustafa'yı okuldan ayırdığı için çok üzgündü. Bir sonbahar günü dayısı ile çayırda dolaşırken Mustafa'yı eve çağırdılar. Mustafa'yı tekrar okula başlaması için teyzesinin yanına göndereceklerdi. Annesi bu müjdeyi oğluna verdi. O zaman 10 yaşında olan Mustafa bu müjdeye çok sevinmişti. İlk sorumuz, Mustafa'nın babası ne zaman ölmüş? Buradan bulalım sevgili öğrenciler, bakın. Mustafa ilkokuldayken babası Ali Rıza Efendi öldü. Demek ki bunu bir cevap cümlesine çevirelim. Mustafa'nın babası Mustafa ilkokuldayken ölmüş dersen 4 puan hesaplama yapabilirsin. Bu metne göre ikinci sorumuz, Mustafa okuldan ayrılınca nereye gitmiş? Hemen bakalım. Mustafa'yı okuldan alarak kardeşinin çiftliğine götürdü. Hemen bunu bir cevap cümlesine çevirdik. Kardeşinin çiftliğine gitmiş dersen yine 4 puan hesaplama yapabilirsin. Metne göre üçüncü sorumuz, Mustafa'nın çiftlikteki görevi nedir diyor bize. Hemen bakalım. Dayısı Mustafa'yla çiftlikte bazı görevler verdi. Mustafa ve kız kardeşi kargalar yemesin diye tarladaki baklalara bekçilik yapmaya başladılar. O zaman Mustafa'nın çiftlikteki görevi neymiş sevgili öğrencim? Mustafa'nın çiftlikteki görevi baklalara bekçilik yapmak dersen yine bir 4 puan daha hesaplama yapabilirsin. Metne göre dördüncü sorumuz, Mustafa'nın annesi niçin üzülüyordu? Bakalım, Mustafa çiftlik işlerine alışıyordu. Fakat annesi Mustafa'yı okuldan ayırdığı için çok üzgündü. Bir cevap cümlesi, Mustafa'nın annesi niçin üzülüyordu? Okuldan ayrıldığı için üzülüyor dersen yine 4 puan hesaplama yapabilirsin. Ve metnin son sorusu. Sevgili öğrenciler, baktığımız zaman Mustafa'ya annesi neyin müjdesini verdi? Bakalım, annesi bu müjdeyi oğluna verdi. Neymiş bir öncekinden? Mustafa'yı tekrar okula başlaması için teyzesinin yanına göndereceklerdi. Bunu bir cevap cümlesine hemen çevirelim. Okula başlaması için teyzesinin yanına gideceği müjdesini verdi dersen ya da buna benzeyen bir kendi cümleni yazarsan 4 puan daha hesaplama yapabilirsin. Yazılımızın B bölümü 6 puan değerinde, aşağıdaki sözcüklerin zıt yani karşıt anlamlarını yazınız diyor. Uzağın tersi yakın. Kuzey ve güney kelimesi yine zıt anlamlı sözcükler. Katı ve sıvı kelimeleri yine zıt anlamlı sözcükler. Geniş ve dar kelimeleri zıt anlamlı. Toplamadan aklına gelsin. Artı ve eksi yine burada zıt anlamlı sözcükler. Yüksek sözcüğünün tam tersi ise alçak demektir. Çocuklar, B bölümündeki diğer sorumuz, aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcükleri eş anlamlı sözcükler diyor. Oradaki sözcüğün aynısını yazmaya gayret göster. Sözcük ve kelime kelimeleri yine burada eş anlamlı sözcüklerdir. Konuklarım var, misafirlerim var. Buraya da hemen misafir sözcüğünü getirdim. Hekim, doktor demek sevgili öğrencim yazıldı. Yaşlı ve ihtiyar kelimeleri de yine eş anlamlı sözcüklerdir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen, birinci görevin diyor bize sevgili öğrenciler. Yine vazife ve görev kelimeleri de eş anlamlı sözcüklerdir. Yoksul arkadaşıma yardımda bulunduk. Yoksul ve fakir kelimeleri de yine eş anlamlı sözcüklerdir. Yaptığın her doğru için 1 puan hesaplama yapabilirsin. Çocuklar, yazılımımızın C bölümünde sözlükte sıralama sorumuz var. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik olarak sözlük sırasına göre sıralayınız diyor bize. Hemen bakalım.
Şimdi baktığımız zaman mandal var, limon var, nane var, kalem var. İlk harfi M, sonra L, sonra N, sonra K. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K. K'nin burada birinci sırada. K, L, L'nin burada ikinci sırada. K, L, M, N, M'nin üçüncü. N'nin de dördüncü sırada olduğunu söyleyebilirim. Yani benim buraya birinci sırada kalemi, ikinci sırada limonu, üçüncü sırada mandalı, dördüncü sırada naneyi getirmem gerekiyor. Buradaki kelimelere baktığımız zaman ilk harflerinin aynı olduğunu gördüm. Kitap, kağıt, kestane ve koyun. İkinci harflerine bakıyorum. Burada İ harfi var, burada A harfi var, burada E harfi var, burada O harfi var. Sevgili öğrenciler, birinci sırada A gelir tabii ki. İkinci sırada kestane E harfi. Üçüncü sırada İ harfi gelir. Dördüncü sırada da O harfinin olması gerekiyor. Yani birinci sıraya benim buraya kağıdı yazmam lazım. İkinci sırada kestane yazmam gerekiyor. Üçüncü sıraya kitabı getirmem gerekiyor. Ve dördüncü son sırada ise koyun kelimesini yazmam lazım. Bu şekilde yaptığın doğru sıralama sana 8 puan daha kazandıracaktır. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki sözcükleri pekiştirme sözcükleri haline getiriniz diyor bize. Sevgili öğrenciler, mavi uzun, temiz yeşil açık, mor ılık ve ucuz kelimelerini pekiştirme sözcükleri haline getireceğim. Maviye masmavi. Hani bir mavi demek var, bir de masmavi demek var değil mi? Maviliği vurguluyorsun, pekiştiriyorsun. Uzun, up uzun şeklinde pekiştirme yapabilirim. Temizi de tertemiz diyebilirim sevgili öğrencim. Yem yeşil. Apaçık. Her şey apaçık ortada. Apaçık buraya da şey yazdık. Mosmor olmuş gözleri. Morluğunu pekiştiriyorsun. Mosmor. Ip ılık diyebilirim buraya da. Ip ılık bir su içtim. Ucuz. Çocuklar, bunu da up ucuz diyerek yine ucuzluğu pekiştirebiliriz. Yazılımızın E bölümünde yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. 8 puan değerinde. Bakalım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Buradaki kelime sayısı. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncü kelimem şafaklarda, beşincisi, altıncısı ve yedincisi. Al sancak, al kırmızı olan bayrak diyor sevgili öğrencim. Buradaki kelime sayımız 7. Peki hece sayısına bakalım. Çocuklar, hece sayısını içerisindeki ünlü harfleri sayarak da bulabilirsin. Ya da korkma 2 tane, sönmez 2 tane, bu 1 tane, şafaklarda 4 tane, yüzen 2 tane, al 1 tane, sancak burada da 2 tane var. Toplayarak gidiyorum. 2, 4, 5, 9, 10, 14 tane hece vardır diyebilirim. Ya da içerisindeki ünlü harfleri say, yine bulabilirsin. Ünsüz harf sayısı diyor bize sevgili öğrenciler. Bakalım ünsüz harfler. Biliyorsun ki A, E, I, I, O, Ö, U, Ü dışındaki harfler. Ağzımızdan bir demede çıkamıyordu. Bunları söylerken yanında sanki E varmış gibi söylerim. Baktığım zaman K, R, K, M. Çocuklar 1, 2, 3, 4 burada. Sayarak gideceğim. 4 demiştim en son. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane ünsüz harf sayısı olduğunu görüyorum. Ünlü harf sayısını hecelerden de çıkartabiliriz. Eğer burada 14 hece varsa o zaman 14 tane ünlü harf sayısı vardır da diyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, yazılımımızın son bölümünde çoktan seçmeli test sorularımız var. Her sorunun puan değeri 3'tür. Dikkatli okuyalım. Birinci sorumuz. Geçen yıl yaşadıklarımı, anılarımı yazdığım defteri okuyunca hatırladım cümlesinde alt çizili kelimelerin eş anlamları hangi seçenekte verilmiştir diyor. Geçen yıl, yıl eş anlamlısı sene, anı kelimesinin eş anlamlısı ise hatıra demektir. Doğru cevabım A seçeneği. İki numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır? Çocuklar bakın, ben bununla ilgili çok şey duyuyorum. Ya ben bunu kullanılmıştır şeklinde okudum tarzında. Lütfen dikkat edelim.
Yani soru kökü gerçekten önemli. Zengin insanlar fakir insanlara yardım etmelidir. Çocuklar zengin ve fakir kelimelerinin burada yine zıt anlamlı olduğunu görüyorum. Eski televizyonumuzu yenisiyle değiştireceğiz. Yine eski ve yeni kelimelerinde zıt anlamlı olduğunu görüyorum. Aldığımız ceket uzun, pantolon kısa geldi. Yine uzun ve kısa kelimelerin zıt anlamlı olduğunu görüyorum. Gamze hem güzel hem de iyi huylu bir kızdır. Burada mesela kız, erkek, iyi, kötü, güzel, çirkin olsaydı olabilirdi ama göremedim maalesef. Zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır. Cevabım D seçeneği. 3 numaralı sorumuz. Kırılmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır diyor bize. Yani çocuklar cam kırılırsa gerçek anlamdadır. Bunun dışındakini istiyor. Bir şeyin parçalanarak ufalanması. Sürahi elimden düşünce kırıldı gerçek anlamda. C seçeneğindeyim. Yazarken kalemin ucu kırıldı. Parçalandı, un ufak oldu gerçek anlamdadır. Sınıf kapısının koru kırıldı yine gerçek anlamda. Söylediklerine kalbim çok kırıldı. Başka bir anlam çıkartabiliyorsan kalbim çok kırıldı. Sana küstüm, kırıldım, darıldım sana. Üzdü bu söylediklerin. O anlamlara geliyor. B seçeneğindeki kırılmak sözcüğü mecaz anlamdadır. 4 numaralı sorumuz aşağıda verilen kelimelerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır? Mıknatıs 3 heceli. Dedikodu 4 heceli. Salyangoz 3 heceli. Makinist 3 heceli. Farklı olanı benden istiyor. Cevabım B seçeneğidir. 5 numaralı bir sorumuz. Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak doğru sıralama nasıl olur diyor bize. Çocuklar kurallı olması için cümleyi cümle yapan kelimenin sonda olması gerekiyor. Evde derslerimi, kitabımı yapamadım unutunca. Yapamadım kelimesinin sonda olması lazım. 4 numara. Yani bu kelime olmadan cümleyi oluşturamazsın sen. Biz bunu ileride yüklem olarak göreceğiz. Yüklem olmadan cümle oluşmaz. Kurallı olmasını istiyorsan bu yüklemin de sonda olması gerekiyor. Bu bilgiyle bile cevaba ulaşabilirim. Kitabımı evde unutunca derslerimi yapamadım. Kitabımı evde unutunca 3, 1, 5, 2, 4 şeklinde yapılan sıralama doğru. Aynı zamanda 4 numaranın da sonda olması gerektiğine de lütfen dikkat edelim. 6 numaralı sorumuz hangi iki kelime eş anlamlıdır? Aynı anlama gelen sözcükleri istiyor bizden. Bakalım okumak, yazmak. Hayır, başlamak, bitirmek. Bunlar zıt. Sevgi ve saygı birbirlerini hatırlatıyorlar sevgili öğrenciler. Ama bunlar eş anlamlı kelimeler değildir. Sevgi farklıdır, saygı farklıdır. Okuma, yazma. Yine bunlar da birbirlerini hatırlatıyor ama eş anlamlı değildir. Okul demek, mektep demek eskilerin daha çok kullanıldığı bir ifade mektep. Şu anda da şimdiki öğrencilerimize bunu okul olarak kullanıyor. Ama ikisi de yazılışları farklı, aynı anlama gelen sözcüklerdir. Ekrandaki soru görüyorsunuz. 7 numaradayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi'nin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Sevgili öğrenciler soru edatı olan mı mi'nin her zaman ayrı yazılması gerekiyor. Mı mi'den sonra gelen eklemde mı mi'ye birleşilmesi gerekiyor. Misafirler geldi mi ayrı yazmış. Yediğiniz yemek lezzetli mi ayrı yazmış. Hakan'ın nerede olduğunu biliyor musun? Bak mu mi olabilir bu. Burada ayrı yazmış. Gelenekleri de bitiştirmiş. Dolayısıyla burada da herhangi bir hata yok. Ama bu olaydan senin haberin yok mu? Mu'nun burada ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıldığını görüyorum. Bir diğer sorumuz. Ahmet markete gittiği için okula geç kaldı cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Sevgili öğrenciler, burada geç kaldı. Geç kaldı hemen altını çizelim ve sorularımızı buna soralım. Kim geç kaldı? Ahmet. Ben kim sorusuna ait cevabı aynı cümlede gördüm. Niçin geç kaldı? Markete gittiği için. Bunu da eledim. Nereye geç kaldı? Okula geç kaldı. Bu soruya ait cevabı da gördüm ama neden geç kaldığınınla ilgili herhangi bir şey göremedim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti kullanılır? Güzel mi güzel bir kızdı? Mimi burada çocuklar pekiştirme görevinde kullanılmış. Yani şöyle sakın sonuna soru işareti deme. Güzel mi güzel bir kızdı? Güzelliğini, kızın güzelliğini pekiştiriyor orada sana. Ya da şöyle düşün. Sen cevap verebiliyorsan
ancak soru işaretini ekleyebilirsin. Güzel mi, güzel bir kızdı derken cevap verebiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla tamamlanmış bir cümle, nokta koyarım. Nereden geldi? Ankara'dan. Soru işareti. Cevapladım. Burayı mı işaretleyeceğim? Evet, burayı işaretleyeceksin. Soru sormuş. Cevapladım. Soru işaretini hemen ekliyorum. Şeker mi yedin? Evet, şeker yedim. Yine bana soru sormuş. Soru işaretini ekledim. Oradaki mumiye lütfen dikkat edelim. Görevi soru değil. Oradaki güzelliği pekiştirme için kullanmış. Cevabım A seçeneğidir. 10 numaradayım. Yukarıdaki açıklamaya göre boşluklara sırasıyla hangi sayılar yazılmalıdır diyor. Alfabemizde 29 harf vardır. Bu harflerin 8 tanesi ünlü harf, 21 tanesi ünsüz harftir. Sırayla 29, 8, 21 yazmam lazım. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamında kullanılmıştır? Arkadaşlarımla pikniğe gittim, gerçek anlamda A seçeneğini eledim. Dondurma yediği için boğazı şişti, maalesef terim anlamlı değil. Terim anlamı için mesela matematikte, Türkçede ya da tiyatro alanında ya da ne bileyim herhangi bir sanat bilim alanında, tıp alanında olabilir, spor alanında olabilir. Bu alana özgü bir kelime olması gerekiyor. Mesela taç atışı atıyorum. Değil mi? İşte maçlarda kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Ya da steteskop, tıp alanında kullanılan terim anlamlı bir sözcüktür. Tatile gideceğini öğrenci havalar uçtu. Mecazi bir anlatım var burada. Eledim. Onu istemiyorum. Matematik dersinde açıları öğrendik. Açı, kare, dikdörtgen, köşegen, ne bileyim nokta. Bunlar matematikte kullanılan terim anlamlı sözcüklerdir. Doğru cevabım D seçeneğim. Bir diğer sorumuz, ben kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Çocuklar, ben kelimesi sesteş bir sözcüktür. Kendini gösterirse mesela ben, benim adım, değil mi? İbrahim Hoca. Bunu söyleyebilirim. Bir de hani sırtımda, ne bileyim yüzümde çıkan siyah olan benler vardır. Arkadaşım ve ben çok iyi anlaşırız. Bugün benim doğum günüm, kendini gösteriyorsun. Gözde onu yapan bendim dedi. Bak, A seçeneği, B seçeneği, D seçeneği. Kendini gösteriyorsun. Birinci tekil kişi zamiridir aslında bunlar. Ama denizin benleri büyük ve siyah renktedir. Burada da vücudumuzda çıkan o yapıdan, o yapıdan bahsediyor. Dolayısıyla diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabım C seçeneğim. 13 numaralı sorumuz, yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konmalıdır diyor bize. Şimdi ay demiş bize burada. Bu bir ünlem ifadesidir sevgili öğrencim. O zaman bizim buraya hemen ünlem işaretini getirmemiz gerekiyor. Ay diyor, elimi kestim. Şimdi ünlem işareti ise bir eleme yöntemiyle A seçeneğini, D seçeneğini bir elememiz gerekiyor. Elimi kestim mesela B seçeneğinde soru işareti. Soru işareti mi gelir buraya? Elimi kestim derken bir cevap verebiliyor musun? Yok, çünkü sana soru sorulmamış. Tamamlanmış bir cümle, noktayı koymam gerekiyor. Doktor çağıralım mı? Evet çağıralım ya da hayır çağırmayalım diye cevap veriyorum. Çünkü bana soru sorulmuş. Sonra da soru işaretini getirmem gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır diyor bize. Hemen bakalım. Çocuklar, bunu amaç sonuçla lütfen karıştırmayalım. İletişim yani haberleşme araçları çok gelişti. Hayır, burada bir şey yok. Buradaki yani kelimesi destekleyici bir ifadedir. Herhangi bir şey göremedim. İnternette araştırma yapmayı bilmiyor. Neden internette araştırma yapmayı bilmiyor? Cevabı var mı? Yok, gitti. Telefonda en çok kullanılan iletişim araçlarındandır. Neden telefon en çok kullanılan iletişim aracıdır? Sebebini vermiş mi? Sonuç var ama sebep yok burada. Ders çalışmadığı için sınavdan zayıf aldı. Sınavdan zayıf aldı. Bu bir sonuçtur sevgili öğrencim. Neden sınavdan zayıf aldı? Çünkü ders çalışmamış. Birazcık soruyu konuşturursan çok rahat bir şekilde bu soruyu yapabilirsin. Hangi cümlede hece sayısı daha fazladır diyor bize. Çocuklar, içerisindeki ünlü harflere bakıyorum. Ünlü harfleri saymam yeterli. 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ünlü harf varsa o zaman 15 tane hece vardır. Diğerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada 13 tane olduğunu görüyorum. Bir diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane.
Hece sayısı olduğunu gördüm. 12 tane ünlü varsa 12 tane o zaman hece olacaktır. Buraya bakıyorum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Burada da 12 tane var. Benden fazla olan istiyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, yazılımımız, örnek yazılımımız sona erdi. Bir puanlama sistemi vardı burada. Dilerseniz oradaki puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınızla yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yazılıya giren öğrencilere başarılar diliyorum. Unutmayın, ibrahimhoca.33 Instagram adresim. Beni yine buradan da takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.